Bizim resmimizde kendi resmimize bakmaya devam ediyoruz. Bu hafta çerçevemizde Türk resim sanatının, Türk edebiyatının ve sanat eğitiminin önemli bir figürü Bedri Rahmi Eyüboğlu var. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun son dönem öğrencilerinden benim de hocam olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Aydın Ayan'la konuşacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun son dönem öğrencisi dedim. Yanlış söylemedim herhalde. Hayır, umarım doğru söylediniz. Bu bakımdan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu sizinle konuşmak çok daha anlamlı ve farklı olacak. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun isterseniz hocam bir kronolojisine bakalım sizinle. Kısaca 1911 yılında doğuyor, Görele'de doğuyor. Fakat 2011 yılında sizin yaptığınız üniversitede bir Bedri Rahmi Eyüboğlu 100 yaşında sempozyumu var. 1911-1928 29 yıllarında mı hocam akademiye girişi Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun? Evet, 29-30. Öğrenci olarak giriyor. Evet, evet. Babasının mesleğinden dolayı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bir geçen bir çocukluk hayatı var. Evet. Fakat Trabzon Lisesi'nde Zeki Kocamemi ile tanışıyor. Evet. Zeki Kocamemi onu yüreklendiriyor ve böylelikle akademi hayalleri canlanmaya ve hayata geçmeye başlıyor. Sonra akademiye girdikten sonra İbrahim Çallı ve önce Nazmi Ziya, sonra İbrahim Çallı. Önce Nazmi Ziya, sonra İbrahim Çallı'nın öğrencisi evet. oluyor. 1931 yılında Fransa'ya gidiyor. Evet. Kardeşinin abisinin Sabahattin Eyüboğlu'nun. Sabahattin Eyüboğlu'nun bursunu abisiyle paylaşıyor onunla. Bir evet. süre Paris'te kalıyor. Bu esnada 1932 yılında galiba Eren Eyüboğlu olarak bildiğimiz eşi evet. ile tanışıyor. Ernestine Letoni o zamanki adı. Evet. Ve Roman kökenli. Roman kökenli. Evet. André Lhot atölyesinde çalışmaktadır. Bedri Rahmi Cemal Tolu'yu ziyarete gidiyor. O zaman Lyon'dadır. Lyon'dan oraya gidiyor. Fransa'nın Lyon ve Dijon şehirlerinde bulunuyorlar Sabahattin Eyüboğlu'yla. Oradan oraya gidiyor ve kader ağlarını örüyor. Eren Hanım'la Ernestine Letoni ile tanışıyorlar. Fransa'da çok fazla kalmıyor. Yurda dönüyor. Yurda döndüğünde bir süre çeşitli gazetelerde, dergilerde yazıları yayımlanıyor. Evet. Akademide diploma jürisine giriyor. Fakat diploma konkuruna giriyor. Evet. Fakat istediği dereceyi alamadığı için 34 yılında ilk girdiğinde öyle oluyor. Evet. Beni saymayın bu sefer. Hı-hı. Ben tekrar girmek istiyorum diyor. Evet. 1936 yılında birincilikle akademiden mezun oluyor. Evet. Sonrasında akademik hayatı 37 yılında başlıyor akademi. Evet. Leopold Levy bizzat kendisi asistanlık teklifinde bulunuyor. Cemal Tolu ile birlikte şöyle diyeyim. Bedri Rahmi 37'de Leopold Levy'nin asistanı oluyor. 42'ye kadar asistanlığı sürüyor. 39'da askere gidiyor. 42'ye kadar 41 sonunda dönüyor. O arada 39'da oğlu da doğuyor. 42'den sonra atölye hocası oluyor. İlk öğrencilerin arasında Nedim Günsür ve Orhan Peker ve diğerleri var. Turan Erol de hemen onların arkasından geliyor. 47 yılında onlar grubu kurulduğu zaman bir yıl içinde 36 kişiye çıkıyorlar. Onun için onlar grubu aslında iki anlamda da düşünülebilecek bir şeydir. Evet, bir kelime oyunu da var orada. Evet. Onlar derken evet. rakam anlamında değil de evet. onlar anlamında da kullanılan bir şey var. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sanatında değişik dönemlerinin olduğunu görüyoruz. Evet. Bu dönemlerin özelliklerini hem plastik anlamda hem de esin kaynağı anlamında bizimle paylaşabilir misiniz hocam? Memnuniyetle. Önce küçük bir açıklama yapayım. Bedri Rahmi'nin yaşamı boyunca hep 1913 yılında doğmuş gibi düşünüldü. Ama ölümünden sonra bulunan belgelere dayalı olarak 1911 yılında doğmuş olduğu anlaşıldı. Ve doğrusu da o. Şimdi artık belgelerde 1911 diye geçiyor. Biz de 100. doğum yılını kutlarken onun için 2011'de o tarihi. Evet, onun 100. yılında. Evet, aynen öyle. Bedri Rahmi cebirden ve bazı derslerden çok sıkıntı çektiği için edebiyatı ve sanatı hep ön plana çıkarmaya çalışmıştır Trabzon'da. Kocamemi de Zeki Kocamemi, Ali Çelebi ve daha başka Cumhuriyet döneminin ilk ressamlarından bir grup ve
başka alanlardan da bazı gruplar 1924'te daha Cumhuriyet yeni kurulmuş ve o zorluklar içinde kurtuluştan sonra kuruluş aşamasında yurt dışına gönderiliyorlar. Kocamemi Almanya'ya gidiyor. Döndüğü zaman 1928 yılında ilk tayini Trabzon Lisesi'ne çıkıyor. Trabzon Lisesi'nde Bedir Rahmi'nin hocası oluyor. Bedir Rahmi'nin yapmış olduğu bir çalışmayı görüyor. O sıralarda resim yapıyor Bedir Rahmi. Ama resimden de önce şiir vardır aslında. Bedir Rahmi hep söylerdi. Hem yazılarında vardır hem konuşmalarında söylerdi bunu. İlk şiirlerinde zaten lise yıllarında yazdı. Kaynaklarda doğru, geçiyor. Doğru. Yani eğer ressamlığı seçmeseydim çoktan ben şiir alanına, edebiyat alanına kaymış olacağım ki yaşamı boyunca abisi Sabahattin Eyüboğlu'nun uyarmalarına rağmen sen bütün enerjini resme ver demesine rağmen o hem şiiri hem yazıyı hem resmi hem hocalığı bir arada götürmüştür. Bir sözü var ya zaten kendisinin de hocam. Beni şairler ressam olarak atfederler. Ressamlar şair olarak atfederler ama hocalığıma laf ettirmem diye. Evet şöyledir. Hocalığını çok önemserdi. Laf ettirmezdi. O erken dönem resimlerindeki hocam tematik olarak ve plastik olarak bakacak olursak kırılmaları nasıl görüyoruz resimlerinde? Şimdi hemen ona değinmek üzereydim. Zeki Kocaemmi, Bedir Rahmi'nin o dönemde yani daha Trabzon Lisesi'ndeyken yaptığı resimleri, desenleri dönüyor diye yorumlamış. Dönmek yani üç boyutlu etkisi yapmak, yanılsamasını ortaya koymayı önemsiyor. Hacimli vurgulamak istiyor. Evet, yani senin yatkınlığın var bu işe evet diyor. Bu Bedir Rahmi için bir can simidi oluyor. Abisi de bu konuda destekliyor onu Sabahattin Eyüboğlu ve akademinin sınavlarına ondan sonra giriyor. Nitekim daha Fransa'dayken bir sergiye katılır. Tüyler Sarayı'nda bir sergi açılır. Yavuz geliyor Yavuz ya da Yavuz kurban olayım toplarının sesine diye bir resim yapar. Kült resimlerinden bir tanesi. Çok önemli bir resmidir. Önemi şuradan geliyor. Batı ile Doğu sentezini o resimde çok güzel bir araya getirir. Adalardan bir yer gelir bizlere. Yani şarkısı da var bunun. Evet. O şarkıya koşut olarak bir yandan Anadolu kültürü var işin içinde, bir yandan Batı kültürü var. O da o sergide vardır. Üç resimle o sergiye katılır ve üçü de bir tarafıyla Anadolu kokan resimlerdir. Türkiye kokan resimlerdir. Onun için daha o yıllarda kendini bulmuştur. Ve ondan sonra devam ettirir. Abisini Sabahattin Eyüboğlu'nun portresini yapar. Başka ikonalardan yararlanıp portreler yapar. Artık atölyelerde modelden etütler yapar. Boya etütleri ve desen etütleri yapar. Artık yolu açılmıştır, yolunu bulmuştur. Londra'da müzeleri gezer. Çok birkaç tane eskizi olur ve döner Türkiye'ye. Türkiye'ye döndükten sonra iş gücü yoktur. Değişik yerlerde iş bulmaya çalışır. Ve 1935 yılında gazeteler için, dergiler için yazılar yazmaya başlar. Yaşamını sürdürebilmek için. 34'te Eren Hanım Fransa'dan Türkiye'ye gelir. Bedir Rahmi ile görüşür. Ve Bedir Rahmi'nin 50 kadar çalışmasını bavuluna koyar, Romanya'ya götürür. Eren Hanım Romanya'ya götürdükten sonra Bedir Rahmi'nin sergisini ilk sergisidir. İlk sergisi ama 35 yılında Bedir Rahmi'nin katılamadığı sergi açılışında Eren Hanım düzenler o sergiyi. Bir de İnsanlık Müzesi mi? İnsan Müzesi. Fransa'daki İnsan Müzesi. Onu çok etkiliyor. Ve eserlerinde önemli bir değişime sebep oluyor. Onunla ilişkisine biraz değinelim hocam. Gülveli, çok önemlidir o. Kendisi de hep söz eder bundan. 50-60 dönemini o müzeyi gezişi biçimlendirir. Hala etkileri de bugüne kadar gelir ama müsaade edersen bir şey daha değinmek isterim. 1933'te eğitim reformu yapılır Türkiye'de. 10. yıldır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılı. İlk geçen treni seyreden köylüler resmini o dönemde yapar. 34'te dediğin gibi senin de yol işçileri diye bir konu verilir ama 3. olduğu için kabul etmez onu. Hocası da istemez Çallı. Ve 36'da tekrar konkura girer, diploma konkuruna girer, akademiden mezun olur. Eren Hanım da evlenir. O arada Çerkez'de, evet. Çerkez'de çevirmenlik yapar. Eren Hanım geldiği için bırakır işini İstanbul'a döner ve Eren Hanım'la evlenir. Hayatı yoğun bir akış içinde devam ederken 40'lı yıllarda hem hocalık hem duvar panosu, duvar resimleri yapmaya başlar. KLM
panosu, Lido Havuzu, Ortaköy'deki Lido Havuzu panolarını yapar. Bu yöneliş onu bir de büyük aşklar yaşar tabii. 40'lı yıllar onun en coşkulu yıllardır. Hem hocalığında en verimli olduğu dönemdir, hem de mali gerekmez yanı. O Karadut'um, Çatal Karam, Çingenem şiirini yazdığı şey Karadut 1, Karadut 2'dir. Onda çok dramatik bir öyküsü var. Öyküsü var ve bir sürü Karadut resmi vardır onda. Aynı dönemde kız kaçırma konuları girer resimlerine. O Lido Havuzu için yaptığı, işte KLM için yaptığı şeylerde o ikonalardan biraz yola çıkarak başladığı kız kaçırmalar 75'e kadar gelir. 75 tarihli bir deseni vardır, evet. Bende kız kaçırmayla ilgili örneğin hocam. Yani neredeyse hayatının en son evresinde. Doğru, en son çalışmalarından bir tanesidir. Yani Morhan'ı saymazsak ondan hemen öncedir. Şimdi 40-50 dönemi böyle geçer. Özgün baskılar yapar. Çok geniş bir bakış açısıyla yaklaşır. 1950 yılında önce Eren Hanım'ı Fransa'ya gönderir. Uzun yıllar gitmedindir, evet. Gitmedin der. Gönderir. Kendisi Ankara'da retrospektif bir sergi açar ve kendisi de Fransa'ya gider. 47'de dediğin gibi bir onlar grubunu kurar. Onlar grubunun da bir özelliği vardır. O zamanki Güzel Sanatlar Akademisi'nin yemekhanesinde açılmıştır. Bir tarafta El Greco'nun bir resmi vardır, bir tarafta Anadolu kilimi vardır. Evet. Bu Doğu ve Batı'nın ortak sentezinde işimizi üretmeliyiz mesajını mesaj taşır. Veriyor, tabii, mesaj veriyor, yönlendiriyor o grubu. Kendi düşüncesi de odur. Bu dönemde bir de farkında değil ama sonra şunu diyecektir. Ben 1930 ile 1950 arasında kendimi bulmuştum. Bunu 60'lardan sonra diyecektir, 70'lerde özellikle. Keşke oradan kopmasaydım. 1960'larda da enteresan yine bir yurt dışı deneyimi var. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir burs teklifi, bir davet alıyor ve burslu olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Ve New York'ta müzeleri inceleme şansı buluyor. Oradaki görmüş oldukları da farklı bir şekilde etkiliyor. Yani o Avrupa deneyimi, yurt gezileri deneyimi ve bir de Amerika Birleşik Devletleri deneyimi. Yani bir yerde sanatın merkezinin de aslında Amerika'ya kaydığı tarihlerde farklı deneyimlerle karşılaşıyor ve bu resimlerini de etkiliyor. Oradaki doğru ama istersen 50-60 dönemine biraz daha değinelim. Tabii ki hocam. Çünkü 50'ye kadar geldik. İnsan Müzesi'nden söz etmiştin az önce. Ona getirdik. Orada İnsan Müzesi'nin özelliği şudur. Fransa'daki müzeleri zaten biliyordu. Eren Hanım da, Bedir Hami de biliyordu. Ama İnsan Müzesi onun Fransa'da olmadığı dönemde kurulmuş bir müzeydi ve dünyanın her tarafından halk sanatlarına dayalı işlerin toplandığı ve sergilendiği bir müzeydi. Etnografik bir müze. Diyebiliriz. Evet. Onları görünce birdenbire yeni bir yol açılıyor Bedir Rahmi'ye. Niye Anadolu sanatlarından, halk sanatlarından yararlanmıyoruz diye. Nitekim Türkiye'ye döndüğü zaman yazmalar, perdeler ve Anadolu motiflerine yola çıkılarak yapılacak birçok şey yapmaya başlar ve bu çalışmalar, stilizasyon girer işin içine. Bu çalışmalar o İnsan Müzesi sergisini gördükten sonra oluşan çalışmalar. Evet, evet. Yani kaynağı olarak orayı söyleyebiliriz yani. Kesinlikle 50-60 dönemi o dönemin, o işlerin, o müzenin yönlendirmesiyle ya da bir ışık yakmasıyla oluşmuştur. Aydın Hocam, Bedir Rahmi Eyüboğlu'ndan bahsedip de bir Bedir Rahmi Eyüboğlu şiiri okumamak olmaz herhalde. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencisi olmuş birisinden bir Bedir Rahmi Eyüboğlu şiiri dinleyebilir miyiz? Çok doğru bir noktaya değindiniz. Tabii ki dinleyebilirsiniz. Bedir Rahmi'nin yazarlığı, şairliği var dedik. Yazarlığı 1935'ten başlar. İlk şiir kitabını 1941'de yayınlar, Yaradan'a Mektuplar. Evet. İkinci kitabı 1948'de Karadut'tur. Karadut ağırlıklı olarak aşkıyla bağlantılıdır, özel yaşamıyla bağlantılıdır. Karadut adını takmış olduğu Mari Gerekmez Yan'la bağlantılıdır. İki tane Karadut şiiri vardır. Var. Ama biz bir Türk bestecisinin, akademili, Güzel Sanatlar Akademi mezunu mimar Erol Evgin'in bestelemiş olduğu Sitem şiirini okuyalım size isterseniz. Herkesin bildiği aslında ama Bedir Rahmi Eyüboğlu'na ait olduğunu bilmediği belki de. Olabilir, evet. Sitem, önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 1946, mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, neyleyim, neyleyim?
dalları neyleyim? Yer yoluna dökülmedik dilleri neyleyim? Yar yar, seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Yar yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var. Bedir Hami'nin şiir kitapları devam eder. Sonra Karadut'un 75 baskısı da vardır. Yani öldüğü sene bir de Karadut kitabı basılmıştır. Dolu Karabakır kitabı da basılmıştır. Dolu Karabakır Dol kitabı da basılmıştır. Eski bir deyim kullanacağım. Şehvetle yaşayan bir insan, coşkuyla yaşayan bir insandı Bedir Hami. Üretirken de, yaşarken de böyleydi. Dipte ve dorukta diyeceğim uçlarda ama yaşıyor aslında. Uçlarda yaşayan öyle bir insan. Küçük bir ayrıntı anlatayım. Amerika'da gittiği üniversitede bir sergi açmak istiyorlar. Sanatçının ki öz portresini yapmasını istiyorlar. Otoportre diyelim eski şeyle, Fransızca deyimiyle. Kimse bakmıyor Bedir Hami ile Eren Eyüboğlu'nun tarafına. Ama malzeme bol. Bedir Hami ile Eren Hanım coşuyorlar ve çok güzel portreler yapıyorlar. Herkes etraflarını alıyor böyle. Rothko ile tanışmalarında da neden bu aslında? O ilgi, o da ondan dolayı oluyorlar. Orada başlayan, zaten yaşamının, sanat yaşamının başından itibaren öz portresini yapmış bir sanatçıdır Bedir Hami ama oradan itibaren her malzemeyle, her şeyle, coşkuyla portresini yapıyor. Sonra da Binbir Bedros denen bir dizi çıkıyor ortaya. Şimdi gerçekten de binbir tane çeşitlenmiş portresi vardır Bedir Hami. Kendi belki portresi de, değil mi hocam? Tabii. Otoportreler. Evet, otoportreleri, self portreydi, evet. Bunların yanında 60'lı yılların ortalarında gene başlayan bir başka dizi vardır. Bunlara da Baba Tomiler adını veriyor. Bu da ona özgü bir şeydir. O şiirsel şeyini kullanıyor. Ve 60'lı yılların sonunda artık 68 hareketi, öğrenci hareketlerinden sonra gene toplumsal içerikli şeylere yöneliyor. Nitekim 75 yılından bir yıl önce, yani ölümünden bir yıl önce yazmış olduğu son özgeçmişinde şunu diyor. Benim için profesyonel anlamda birine sanatçı diyebilmek için en az günde 16 saat çalışması gerekir. Ben 1930 ile 50 arasında en az 16 saat çalıştım. 16 saatten az çalışana ben amatör derim. Bir, ben dehanın erdemine değil çalışmanın erdemine inanırım diyen bir yaklaşımı vardır. Çok çalışkan bir insandı. Hiç boş zamanı yoktu. Ya yazardı, ya şiir dizerdi, ya resim yapardı, ya bir şey organize ederdi. Böyleydi. Üretken. Çok üretkendi. Bu süreçte ölümünden bir yıl önce yazmış olduğu özgeçmişinde şunu da diyor. Çok önemli bir şey bu. 1930'larda ben kendimi bulmuştum. 60-70 arasında o deneme süreci yaşanmayabilirdi. Ama onu da coşkuyla söylemiştir diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir yere yöneliyordu, farklı bir şeye yöneliyordu. Tekrar 40'lardaki o han resimlerine, saz çalanlara yöneldiği için söylenmiş bir şeydir diye düşünüyorum. Yoksa 60-70 arası çok verimli bir dönemdir. Ama soyut ağırlıklı, malzeme ağırlıklı bir dönemdir. Örneğin 72 yılında devlet sergisinden almış olduğu ödül Sarı Saz isimli yapıtıyladır ki o 40'lı yıllardaki saz çalanlar, hanlardaki saz çalanlarla bağlı. Onlarla örtüşen bir resim. Evet. Hiçbir şeyi tam anlamıyla bırakmıyor. Yani kendi kaynağından da besleniyor aslında. Besleniyor ve seriler üretiyor. Şunu derdi. Sanat tarihi yararlanmak içindir. Esinlenmekten çekinmeyin. Sarımsak yiyen sarımsak kokar. Yani önemli olan onu yemeniz ve hazmedebilmeniz, onu sentezleyebilmenizdir. Onu yapıyorsanız sorun yoktur. Öğrenciler olarak bize söyler. Morhan'a değinecek olursak Morhan hocam. Son resmidir. Evet. 1 Nisan 1975 yılında tetkikler yapıldı. Bazı araştırmalar yapıldı. Hastalıklı durumu çıktı ortaya. Ve operasyon geçirmesi gerekti. Nitekim Mayıs ayında son sergisini Moda'daki bir özel galeride açmıştı. Yarısı kitapçı, yarısı küçük bir mekanda sergi alanıydı. O dönemde hastaneden çıkıp sergiden sonra eve geldiği zaman bir taraftan yatakta yatıyor ama içi rahat etmiyor, kalkıyor. Hocam, sözünüzü kesiyorum. Bu esnalarda siz bu evinde sahneleri kalıyorum. Görüyorsunuz ben değil mi? Ben evinde kalıyorum. Onu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü. Asistanlığını yapıyorum. Marmara etapın o zamanlar o vardı, yeni yapılıyordu.
giriş kapısının üzerine bir pano yapılacak. Son uygulama odur. Güvercinli pano, kuşlu pano. Orada mı hala hocam? Oradadır. Beton rölyef ve seramikten yapılmış bir panodur. Bir taraftan da onu denetliyor. Ne yapıyoruz? Artı bir başka özel otel yapılıyordu o sıralarda. Gene Taksim'de büyük bir otel. O otelin odalarına asılmak üzere Pul Pul İstanbul diye bir çalışması vardı ellerde yapılmış olan. Ondan serigrafiler yapıyoruz bir taraftan. Tiner kullanıyoruz. Yani ipeyi temizlemek için falan. Hocanın atölyesinde yatağı ortada ve beni kontrol ediyor ya da bizleri kontrol ediyor onları üretirken. Bir son yandan, evreleri değil mi hocam? Son evreleri. 1970 yani 75'in işte yaz aylarının başlangıcı. Ay var artık yani. Ay tabii öyle. Yıl bile yok. Evet, yoğun bir şekilde çalışıyor. O durumda kalkıyor yatağından, ayakta duramıyor, ayakta çalışamıyor. Paris'ten bir plak geliyor ona. Nazım'ın şiiri var orada. Türkçe. Akrep gibisin canım kardeşim diyor şiirde. Plağı koyuyor. Böyle hafif eğik bir şekilde Morhan resmini koyuyor. Ve çömelip böyle bağdaş kurup resimle üzerinde çalıyor. Bir taraftan gözünden yaşlar geliyor. Bir taraftan o plağı dinliyor. Plağı dinliyor. Bir taraftan da Morhan'ı tamamlıyor. Evet. Yani yaşamının sonuna kadar uçlarda dedik ya en alt uçu da noktayı da coşkuyla yaşıyor. En üst noktayı da coşkuyla yaşıyor. Bedri Rahmi'nin gizi bana göre sanatı sevdirmekte yatar. Atölyesine kim gelirse gelsin, hangi öğrenci gelirse gelsin. Önce ona bir özgüven aşılardı. Daha ikinci sınıfta, üçüncü sınıftayken öğrenci kendini sanatçı zannederdi. Ve yaptıklarında coşkuyla bazen fena halde eleştirirdi Bedri Rahmi. Bazen de sırtını sıvazlarcasına severdi, heveslendirirdi. O coşkuyu, o sanat sevgisini çocuklarla birlikte yaşar, çocuklarla birlikte onlara aşılardı. Bu devam etti. Ve Bedri Rahmi Atölyesi'nden çıkan öğrencilerin çoğu da bütün sanat hayatları da o coşkuyla evet, devam etti aslında. Şimdi isterseniz çok şey konuşulabilir. İsterseniz hazır atölyesine değinmişken, hocalığına değinmişken şunu da okuyalım gene şairliğine gönderme yaparak. Atölyemizde bir hocanın yazmış olduğu şiirle didaktik bir mesajı ileten bir şeyi vardı, bir metni vardı. Yemin, öğrenciler için bu konmuştu oraya. O atölyeye gelenin buna uyması gerekir anlamındadır. Bugüne kadar resim sanatı alanında yapıla gelmiş olanları inceleyeceğime, kendimi bütün dünyaya kabul ettirmişler arasında beni en çok saranlara ayırarak, onlara kendi aramalarımı, denemelerimi katacağıma, alışılagelmiş basma kalıp, hazırlop, klişeleşmiş, çiğnene çiğnene tadı tuzu kalmamış hiçbir şeyi tekrarlamayacağıma, elimden çıkan her çizgiye, her lekeye, her renge, her beneye, kendi aklım, kendi tecrübemi, kendi tasamı, kendi ömrümü, yüreğimi basacağıma, aldığım nefes, içtiğim su, bastığım toprak, gözüm, kulağım, burnum, elim, belim, dilim, derim üstüne, yemin ederim. Yemini bozduğum gün buradan giderim. Çok güzel. Şimdi bu Bedri Rahmi'nin bakış açısını anlatıyor, özetleyen coşkusunu bir anlatıyor, öğrencilerine de bunu aşılıyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu yaşamış, öğrencisi olmuş bir sanatçıdan dinlemek çok farklı, çok heyecan vericiydi. Programımızı da Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bir şiiriyle kapatmak istiyorum. Yalnız son mısrasını hocam size bırakmak istiyorum. Memnuniyetle. Bir yanım şeker, bir yanım tuz. Tuzdan yanayım. Bir yanım deniz, bir yanım toprak. Denizden yanayım. Bir yanım sen, bir yanım ben. Senden yanayım. Ben de başta kendi senim olmak üzere tüm senlere gönderiyorum bu şiiri. Bizim resmimiz programı bu hafta Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencisinden, bir sanatçıdan, bir akademisyenden dinledik. Bir sonraki bizim resmimiz programında çerçevemize yeni figürler, yeni bizler koymak üzere görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.